Sinema severler hoş geldiniz. Sinemadan nefret edenler siz de hoş geldiniz. Sinemaya çirkin bir icat bu diye bakanlar siz de hoş geldiniz. Geçen hafta Mortal Kombat Burnum Nerede isimli filmi konuşmuştuk. Şimdi hep beraber bakalım o Mortal Kombat'a iyi film mi demişler, güzel film mi demişler, yoksa çirkin film mi demişler, özür dilerim kötü mü? Hangi sırayla başlayayım? Hadi şeyden gidiyorum. %20'si kötü demiş filme. Fena değil. %32'si iyi demiş filme. Aman tanrım. Ve kalan %47'si de çirkin demiş filme. %100 etmiyor yalnız bu söyledikleri, nasıl oluyor? %1 çekimser mi? Yo, hep işte ben YouTube'un yalancısıyım, hiç toplamadım. YouTube kendi hesaplayamamış. Belki de düzgündür ya. YouTube'un algoritması sıçıyor falan. Arkadaşlar ben 3. defadır geliyorum diyen kaç kişi var bir görelim. Vay. Helal olsun. Helal olsun. Işık atalım o zaman arkamızda. Bir seyirciye ışık. 3. gelenlere alkış. 2. gelenlere daha küçük bir alkış. Ha işte bu. Bunu bilin. Bizi kızdırırsanız gözlerinizi yakarız. Peki ilk gelenler işte o da sağlaması oluyor. Peki hiç gelmeyenler? Peki gelip... Vallahi abi Mortal Kombat'a bir kere %20 güzel diyen insanlar tabii nostaljiyle beraber gaza gelmiş olabilir. İnsanlar. Ama ben de onlardan biriyim yani. Ben bu filmi iyi film. İyi film derim ben de. Düzeltiyorum %32 iyi diyenler. Yanlış söyledim. Evet. Tamam, o zaman o ekip gayet güzel. Çirkin diyenleri de anlayabiliyorum tabii. Gayet lüzumsuz bir film bir yandan. Yani ben de çocukken izlemiş olmasam, nostaljik olmasa bu ne lan der geçerim tabii ki. Kesinlikle. Siz katılıyor musunuz buna efendim? Ben katılıyorum. Ben iyi film olarak görüyorum. Ben Mortal Kombat Annihilation da benim için iyi kategorisi. Artık. Abi ben yani çok izledim. O guilty pleasure benim için o film. Ama şu bir gerçek yani. Bence kendi klasmanından kıyaslayabileceğin diğer filmlerle kıyaslayınca o kadar kötü film değil hakikaten Mortal Kombat. Birçok açıdan... Tabii zamanlı falan değil. Şey yapınca bence de... Özellikle bugün izleyeceğimiz filmle kıyaslayınca o zaman bence bir şaheser. Hep beraber geçelim. Peki sizce Street Fighter iyi film mi, kötü film mi, çirkin film mi? Lütfen bunu da şurada çıkacak olan infodan doldurunuz sevgili dostlar. Evet, geldik Street Fighter'a. Evet. Van Damme'ın işte... Vurdulu kırdılı, dövüşlü film seven insanların plus Street Fighter'da böyle oha işte kol oyunları falan yapan insanların merakla beklediği o Street Fighter'ı önce sinema anısı sorayım. Tabii. Ondan sonra nasıl hatırlarsınız diye sorayım. Var mı bir sinemanız efendim? Var tabii. İstanbul Film Festivali vardı bunun olduğu dönemde. Taksim'de önce Atlas Sineması'nda diye hatırlıyorum. Buna gitmiştik. Saygıdeğer El Cordobes babamla birlikte. Önce buna gitmedik. Önce Jesus Christ Superstar'ı izledik Atlas Sineması'nda. Ondan sonra oradan da çıkıp babam tabii beni ona götürdü. Hadi buna gidiyoruz falan filan diye. Plağı da vardı zaten onda. Seyahat yok. Ondan sonra da koştur o seanstan bunun seansına şimdi Sinemaksimum olan bir zamanlar AFM, o zamanlar Fitaş olan sinemada Street Fighter'a gitmiştik. Ona da sen babanı götürdün. Yani. Ona da ben babamı götürdüm. İkimiz de hayata küstük Jesus Christ Superstar'ın üstüne. O yaşımda bile bu film ne kötü, ne sıkıcı film demiştim. Oha! Bu şok çünkü ben birazdan moron olacağım. Ama önce Ömercan'a soralım. Var mı sinemanızda? Ben de babamla gitmiştim tesadüf. Bizim mahallede yakın, yani eve yakın böyle bir mahalle sinemasına gitmiştik. Dop doluydu salon. Ve benim ilk defa, yani yaşımda küçük zaten o zaman kadar çok gitmemişim ama seyircinin filme işte böyle ıslıklarla, alkışlarla, tezahüratlarla tepki verdiğini gördüğüm film oldu. Geekler yani değil mi onlar? Yani sonradan evet ben de Star Wars olsun, o bu olsun filan tezahüratlı film izleme tecrübesi ileriki yaşlarımda gördüm ve onu bir geeklik kültürü olarak benimsedim ama o yaşımda bu çok gülünç ve komik gelmişti. Babama dönüp baba filmdekiler duyamazlar ki millet niye alkışlıyor falan tarzı kendi zekamı kanıtlamaya çalıştığım söylemler içerisinde bulundurmuştum. Ben çok eğlendiğimi hatırlıyorum filmde. Filmde yani bir uyarlama olarak beğenmediğim, yani ben uyarlasam böyle yapmazdım dediğim taraflar vardı o yaşımda. Ama bir çocuk olarak oley işte Guile, oley işte Dalsın falan tarzı. Ya ben şeye takılmıştım ya, oyundakilere hiç benzemiyor ki bunlar ne alaka falan gibi. Böyle ona ben de sunulmuştum yani atıyorum benim için de başroller Ken ve Ryu'yken Kim bu Gaia zibidisi, niye başrolü falan olmuştum ben de tabii ki. Bu kim bu Gaia zibidisi hepimizin ortak yaşadığı bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Ben de sizden bir tık daha o zaman işte sözümün yönü kalınlaşmaya başladığı zamanlar herhalde oluyor 94 ya da yok bayağı ergenliğe girmeden bir adım önce. O zaman dahi ben filmden eğlenmiştim. Yani filmi küserek izlemedim. Ama neden dedi yani annemle gitmiştim. Annem kendini kesti tabii o film çıkışı da. Babam herhalde çok üfledi diye ben de kötü bir deneyim olarak hatırlıyorum. Yani ona, bu nasıldı baba falan filan diyor. Püflemişti yani onu hatırlıyorum. Anladın çocuk filmi gibi gelmiştir ona büyük ihtimalle. Çünkü öyleymiş. Çok öyleymiş yani. Ama yine de o zamanlar böyle oba dediğimiz bu sefer çok bu ne leğenlikmiş dediğimiz bir sürü sahne var. Onu da geleceğim konuşacağız. Evet peki yani nasıl hatırladığımızı biraz da söyledik. Aşağı yukarı geçmişte eğlenmiştik dedik ama şimdi izleyince yani izlediniz değil mi hepiniz? Tabii, o anılarda gelmediniz buraya. Tabii, Allah kahretsin. Taze izledim. Peki ne hissettiğinizi bir alabilir miyim özetle? Şimdi abi bir kere geçmişten anımsayıp da yanlış anımsadığım birkaç taraflardan bir tanesi. Bir de ister istemez şimdi Mortal Kombat'la çok kıyaslayarak anlatacağım ama hepimiz. Bir kere dövüş sahneleri inanılmaz kolpaymış. Hmm. Yani ben onu tabii küçükken algılamamıştım ama böyle mesela Mortal Kombat'ta nasıl bayağı iyi koreografi yani dansçı performansı kalitesinde koreografiler varken bunda koreografi falan filan yok. Birçok dövüş sahnesi gayet tırt ve yavaş ve böyle ne bileyim bir sürü kamera açısıyla hilebazlıkla yapılmış. Ben film izlerken hani bu tamam dedim, sineye çektim. Filmin sonunda bir Gail, Mr. Bison, Master Bison ya da işte M. Bison ne bokso yani ne olduğunu bir türlü tam doğrusunu da bilemiyorum. Mr. ben de öyle biliyorum. O dövüş iyi olacak gibi mesela hatırlıyordum. O dövüş de kötüler kötüsü. Yani Jean-Claude Van Damme dövüşebilen bir oyuncu onu biliyoruz tamam kendini birçok filmde kanıtlamış bir kardeşimiz ama bu filmde bir kepazelik. Bu filmde ki sonradan internette de okudum yani zaten böyle uyuşturucuyla bilmem neyle mücadele ettiği zaman kötü bir zamanmış adam için. Ama hakikaten böyle hayal edebiliyorum bornozuyla böyle şeyinden çıkmış belli ki Jean-Claude Van Damme. İşte karavanından ya çekiyor muyuz hadi tamam meh falan yapmış. Yönetmen de hay Allah'ım yarabbim bu herifi tuttuğumuza Allah bin kahretsin demiş ve o sahneyi bile şey çekmişler yani sürekli kesiliyor kamera. Hani Van Damme böyle bir türlü uzun bir koreografi yapmıyor mesela. Abuk subuk kameraya doğru tekme atıyor hop dönüyor kamera dayak yiyor filan anladın mı? Çok kötü çekmişler yani. O açıdan o yüzden tek kuvvetli tek yani kaliteli olabilecek tarafında çöpe attıkları için Reziller Rüsvan'ı bir film olarak kalmış yani. Öyle yine ayıp yani olmasın diye Van Damme, daha doğrusu Gail'in bir iki hareketini koymuşlar ama dediğin gibi kolaje yedirmişler onda. Yani. Ya bağımsız abi, yapıyor yani. Hadi çekiyoruz, hareketini yapıyor, bitiyor evet. Kamera. Hep öyle çektikleri çok. Yani şeyde mesela yine Mortal Kombat'la kıyaslayacağım ama onda da herkesin special move'u falan var ama dövüşün içinde öyle güzel yediriyorlar ki dövüş sahneleri gerçekten izlemesi çok keyifliydi Mortal Kombat'ta. Burada hakikaten perişanlık festivali. Ya filmin 50 tutulur bir yanı yok. Konusundan tut, yani senaryonun kötülüğüne, çekimlere, ondan sonracığıma böyle yani televizyon filmi gibi anladın mı? Yani kimi zaman ışık bayağı porno gibi gözüküyor hatta. Yüksek kaliteli bir porno gibi bence bu film. Yani bazı şeyler bu tarz filmlerle dalga geçen filmlerin tadında gibi. Yani Bison bayağı öyle bir karakter şimdi hani onu da küçük çocukken şey yapmıştım, etkilenmiştim. Julia neydi herifin adı? Julia Joe neydi lan? Raul Julia. Raul Julia'nın tavrı, tarzı falan beni bir çocuk olarak aa gerçek bir kötü adam hani gibi etkilemişti. Ama şimdi geçmişe dönüp bakıp izleyince bu yetişkin halimle Allah kahretsin bu ne kepazelik. Çok gülünçmüş yani. Çok ya ben yani şey falan diye düşündüm. Ya adam bunu oynarken acaba durmadan ne diyorum ben ya? Bu ne kepazelik falan filan diye düşünmüş müdür diye içime tükürdüm. Bence de benim için korkunç, kabus gibi bir deneyimdi bu film bir daha izlemek. Şimdi şöyle ben açıkçası biraz şey izledim yani kötü bir film sonucuna vardım tekrar izlerken ama hani o kötüleri anımsarken eğlendim yine tekrar tabii, izlerken. O ben nostaljiler yaşadım. Ve bir hakkını yememek istediğim iki konu var. Bir tanesi prodüksiyonla ilgili. Yani prodüksiyonu eğer Mortal Kombat'la sadece kıyaslıyorsak prodüksiyonu daha iddiasız olduğu için, daha Hollywood'un alışkanlıklarına uygun olduğu için çünkü dizayn edilmiş ya setler falan biraz daha eli yüzü düzgün gözüküyordu. Şeyde Mortal Kombat'ta daha iddialı işte 3D falan yaptıkları için o zaman daha iyi ama şimdi baktığında daha hani böyle lame gözüküyor şeyler grafikler diyebiliriz. Bir bu konuda hakkını yemeyeyim ama genel filmlerle kıyaslarsak tabii ki prodüksiyon yani düşüyor. Power Rangers yani. Tabii Power Rangers'dan evet. Bir çıt iyi olabilir. Sinema filmi tadında olabilir. İkinci hakkını yemeyeceğim konu Street Fighter'ın konusu. Şimdi Mortal Kombat'ın boktan da olsa bir konusu var. İşte böyle Outer World'lardan falan. Street Fighter'ın hiç böyle bir şey yok. Karakterler nedendir bilinmez turnuvada belli ülkeleri var ve sonuna gittiğinde yani bitirdiğinde ben hepsiyle bitirdim. Yani Street Fighter'ın bilgisayar oyununun eli yüzü düzgün bir konusu yok mu yani? Yok. Bitirdiğin zaman Ryu ile mesela, tamam mı? Ryu şeye gidiyor işte böyle bak Ryu son şey oluyor tam hatırlıyorum. İşte Sagat 3. olmuş. Bizon o böyle mahcup haliyle 2. olmuş. Birincide Ryu, but where is Ryu diyor. Ryu yok orada. Ve Ryu böyle güneşe doğru yürürken işte bir şiirsel bir şey yazıyor. Hatta işte Ryu da işte o yalnız savaşçı da işte yenmeyi falan işte çok umursamıyordu falan diyor. Ken'le bitiriyorsun. Bizon'u yeniyor ama şöyle bir ortak nokta var. Hepsinin Bizon'a karşı bir şeyi var. Mesela nefreti. Aynen. Bizon Ken'in karısını ve çocuğunu kaçırmış ya da sevgilisini kaçırmış, özür dilerim. Bizon'u yeniyorsun. Böyle Ken böyle dururken yanına karısı geliyor. Sarılıyorlar. Ondan sonra evlilik ve çocuk fotoğrafı. Bu kadar hani anlatabiliyor muyum? Yani bu tip konuları şimdi bu Steven de Souza denilen yazar ve yönetmen ama yönetmenlik sinema deneyimi sadece Street Fighter'danmış. İşte Taş Devri, Zor Ölüm 1-2 gibi ki Zor Ölüm'ün senaryosu güzeldir. İşte 48 Saat, Commandos, Tomb Raider ve hatta Cadillacs and Dinosaurs diye bir oyun vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Bizim Mustafa dediğimiz. Mustafa. Onun çizgi filmlerinde yazan adam bu herif. Böyle bir geek kafası var herifin. Peki yani bu Die Hard'ların bayağı bildiğin ana senaryosu bu adamın mı? Evet evet. Ne var ki o Die Hard'ın senaryosunda? Adam yani yine de yani Die Hard nere? Bu film nere şimdi? O başka bir filmin şeyi başarır. Yani bu filmde yani adam hastaymış ve yanlışlıkla senaryo kağıdına hapşırmış. Ama bu adam şey var, bütün hepsini bir senaryo haline getirmeye çalışıyor. Çok şöyle bariz bir şey var ama zaten mesela Mortal Kombat'ta da öyle bir şey dedik. Yani bu film, bu da öbürü de hakikaten biraz bu MCU filmlerini filan anımsatan bir tarafı var. Mecra yolculuğu yapan film olmakla beraber yani işte bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanıyor. Bir de hakikaten Street Fighter'da onu daha çok görüyorum ben. Yani Mortal Kombat daha azdı bence. Bilgisayar oyunundaki karakterleri filme yedirmeye dair neredeyse beyhudeleşen bir çaba var. Yani burada neredeyse beyhudeleşen diyorum çünkü Dawson, Bianca falan koymasan da olurmuş yani. Hani hadi gelin onlara geçelim. O yüzden hani çok şey bir yani çok zorlama bir senaryo. Hani tabii. O zorlama taraflarını çıkarınca da ne oluyor? Diktatör var, asker var deli dolu gidip onu durdurmaya çalışıyor. Bu. Hani bir senaryo da yok aslında doğru düzgün. Sadece her karakterin küçük kendi öyküsü. Diktatörün de master planı 40 tane mi ne rehine almış. Aman 20 bilyon dolar vermezseniz 40 rehini öldüreceğim. Yani Austin Powers gibi değil mi oralar? Binlerce insan öldürüyor diktatörler şu dünyamızda. Evet abi Mr. Sikine sallamıyor. Mr. Bison Trump'ın yanında süper iyi bir diktatör yani. Evet yani. Çünkü Trump'a desen 40 tane adam için işte 20 milyar dolar Trump kıçıyla güler herhalde yani. Ya yani alacağı parayla da hayvan gibi ülkeye yatırım yapacak, anladın mı? Evet evet. İyi bir diktatör bu. Böyle bir iyi tarafı da var. AVM açacak. Evet tabii AVM'ler. Evet. Abi çok kolpa senaryo. Çok komik yani. Bir küçükken hiç algılamamışız. Bir de şeyler falan da çok ilginç. Şimdi Birleşmiş Milletler gibi bir şey var. Adı Allied Nations. Hani United Nations. Allied Nations. Aynen. Bunlar iyi tamam dünyanın süper iyi kalpli polisi gibi bir şey olmuş. Hani Birleşmiş Milletler pek öyle değil gerçek hayatta. Neyse önemli değil. Fakat işte o bir tane bürokrat geliyor ve siktiri çekiyor ya bürokrata bandan. Ondan sonraki konuşma ve insanların yüz ifadeleri, ona gülüyorum ya. Böyle onaylayıcı bandan konuşurken böyle klosa. Yönetmen öyle demiş. Onaylayıcı bakın. Yani dünyada öyle bir asker var mıdır yani ya Allah Allah. Hadi gidip o diktatörün kıçını tekmeleyelim falan diye motive olan, gaza gelen abi, Allah aşkına. Oradan bürokrat geliyor, savaş iptal diyor. Ona oley demeyecek adam var mıdır yani, anladın mı? Ne ya saçma. Oley demeyeceği gibi bir de kendi başına bir karar alıyor abi orada. Mikrofonun başına geliyor, çıkıyor diyor ki tamam karar böyle ama ya siz isterseniz benimle gelin, isterseniz bu ne lan? Tek başına gider orada. Abi sen kimsin abi yani Allah. Kaylimi koşar peşinden. Dur yapma. Bir de yani hani şey de değil. Kolonel yani, anladın mı? Adam böyle inanılmaz bir rütbe falan da değil, anladın mı? Orgeneral, korgeneral bir şey de değil. Bu kararı alıyor, adamın ecdadı ipini çekerler yani. Şimdi şeyi biliyorsunuz, küfür ettiği hikaye aslında Guy'ın kazandığında yaptığı şey. Böyle easter egg'ler var filmde. Yani şu yaptığı hikaye var ya, alın savaş size diye. Bu kazanınca Guy, evet, you win deyince şunu yapıyor, evet, bunu yapıyor. Burada da böyle Amerikan bayrağı dövmesi gözüküyor falan. Van Damme'la müthiş seçim de ona geliriz zaten. Hadi ona gelelim ya, dur Van Damme'la başlayalım. Arkadaşlar şimdi filmde Street Fighter 2 var. Bir de Street Fighter'ın böyle 3 falan gibi Kemi'nin, T-Hawk'ın falan olduğu bir mecrası var. İki farklı yerden karakterler almışlar. Ben şimdi bunu da bilgisini vereceğim. Ama bu film için 2 zamanlı çıkmış. Evet ama Kemi, o zenci çocuk DJ Mine, onlar falan 2'de yoktu. Sonradan çıkarttıklar onlar. Ben tabii bilmiyordum onları bu film izlediğimde. 2 zamanı galiba sonradan. Yani çok emin değilim hangisinin hangi sırayla olduğuna. Ama söyleyeceğim onu. Şimdi Jean-Claude Van Damme. Başlıyoruz onunla gayet. Zaten biraz konuştuk. Kişisel olarak sadece işte böyle bir hani savaş kıyafeti giymiş olmasından, işte kesinlikle bu adam bir işte colonel falan deyip, bir de şu Amerikan dövmesi hariç hiçbir şeye benzemiyor. Abi yani hiçbir şey benzemiyor dediğim, yani düşün böyle bir süper ultra milliyetçi bir Türk filmi çekeceğini düşün. Irak'a falan böyle asker gönderiyorsun ve en başındaki adam böyle konuşuyor. Ve şimdi o askerleri hepimiz yeneceğiz. Anladın mı? Ve böyle ya yani böyle bir şey var ya. Manyak, dalga mı geçiyorsunuz? Ya şimdi Guile, evet, aslı Amerikalı mı bulamadınız da Van Damme'ı? Guile Amerikalı bir karakter olmasa işte oyunda falan, diyeceğim ki sonuçta o Allied Nations işte uluslararası bir gruptan oluşuyor. Sonuçta evet, uzakta ulus da var bilmem ne ama bu Amerikalı yani, burasında Amerikan dövmesi evet, var falan. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya bak, Kanada dövmesi koysan okey. Evet, yiğidi öldür hakkını yemek, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Amerika biliyorsunuz kimi filmlerinde bu işte sarı beyaz Amerikalı olmakla övünürken, kimi filmlerinde hayır tam tersine böyle aslında bir potada eritmiş olmaktan bütün nationları ya da işte ırkları diyelim övünür. Ya, bunda biraz öyle bir hava var. Yani abi o zaman herif New Orleans'lı falan olurdu yani, öyle bir şey yok ki, adam normal Amerikalı gibi geziyor, normal şey gibi geziyor. Ama ağzını açınca Christopher Lambert'ın yandan çakması gibi konuşuyor. Tamam yani nasıl bu gezmesi gerekiyor? Hayır ben biraz o zaman böyle ne bir Gambit gibi o anlamda olur yani, anladın mı? Çağının dışında hissettim. Yani Amerikalı yani bir asker ama işte o, aslında o şey kolpası. Biz onu kaçırmışız işte. 90'larda bu filmleri dublaj izlediğimiz için Arnold Schwarzenegger'in, bunun işte böyle kimi uzak doğulu oyuncuların falan Amerikan şivesinde ne kadar gülünç olduğunu küçükken kaçırmışız, şimdi geriye dönüp bakınca onu fark edebiliyoruz yani. Ama burada böyle diğer karakterler de hep başka milletten ama işte aynı nation için savunuyor ya da aynı diktatörlüğe gibi. O yüzden sanki ben biraz onu öyle aldım. O zaman tek alan bensem. Şimdi sonradan yani düşündüm. French tabii ki America. Ben de o zaman düşünmemiştim yani. Yok ya bayağı bence bayağı da altı çizilmiyor ki adamın aksanı dışında, hiç bunun altında. Yani, ben görmek istediğim görmüş olabilirim. Kazmapolit bir oyuncu olduğunu da fark ettim ben Van Damme'ı yani. Çok kötü, çok. Yani Van Damme'lar niye Türkiye'ye kadar düştüğü belli. Yani bak mesela Arnold da böyle bir aksiyon oyuncusu, yıldız starı falan. Ve onun da hani filmlerinde çok cheesy, çok böyle gülünç işte sahnecikler oluyor. Ama Arnold çok daha iyi inanarak ve inandırarak yaptığını düşündüğüm bir oyuncu mesela yani. Bu böyle yani zaten hani okuyunca da olayın şeyini hani işte böyle uyuşturucuyla bilmem ne şey yapıyor. Umurunda değil, böyle aptal aptal hehehehe yapmış. Biraz çalışmış, siktir olup gitmiş evine falan gibi bir halde. Vallahi sevgili Van Damme yani burada olsan bir tane çakardım sırasına. Ama bizim kutsalımız olan koskoca Street Fighter'ı ciddiye almamışsın yani. Ben böyle hissettim. Adam kamyonların arasında bacak açıyor yani. Ya yani CGI onlar, ne gerçek mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Van Damme böyle B-movie oyuncusu ama değil mi? Yani böyle Hollywood'un, şimdi mesela Arnold'la kıyaslıyoruz ama mesela Sylvester Stallone'la Arnold'u kıyaslayalım bence ama Van Damme sanki bir tık altlarında gibi her zaman onları. Kan sporu falan döneminde bir parlamış yani. Evet ama bak o böyle vurdulu kırdılı filmler böyle 3. Dünya ülkelerinde inanılmaz. Evet evet yok kesinlikle Arnold kadar yıldızlaşmış bir yani onun kadar meşhurluğa yükselmiş olabilir kısacık bir süre. Ama o böyle zaten 2 sene falandır. Bir de aksiyon oyuncularının beraberce anıldığı böyle bir aksiyon yıldızlarının meşhur olduğu bir dönem var gibiydi. Böyle polisiye evet, filmlerde özellikle gözükürlerdi falan. İşte Van Damme'mış, buymuş, Jackie Chan'miş, Bruce Lee'yi de katarlanmış. Ama bak ya yani ne Steven Seagal ne doğru, bu evet, öbürlerinin ben seviyelerine erişemediler. Evet, Sylvester'la Arnold başka bir seviye canım. Tabii mesela şuradan aslında ayıkabiliriz. Mesela Van Damme'ı kendi böyle vurdulu kırdılı filmleri dışında çok az filmde gördük ve zaten hiçbir meşhur değil. Expendables'da var mıydı? Var. Sonra geliyor. Var bir tanesi. Tabii ama yani adam, şey demiyorum. Evet. Evet. Chuck Norris gibi işte mesela. Hani evet, o da oralarda. Chuck Norris bu, Steven Seagal onlar. Chuck Norris bunlardan bir çıt daha iyi bile bence. Ama o internet ismi evet. Sonradan meşhur oldu. Ömercan'a katılıyorum burada. Bir de Chuck Norris'in şeyi var. Bruce Lee ile kolabı var. Oradan sanırım bir de artı puan olabilir. Doğru. Sarılığı film işte. Evet. Peki filmde aslında filmin en iyi şeyi diyebileceğim ama buna rağmen sonradan izleyince biraz tadım kaçan Raul Julia'nın M. Bison karakterini diyorum. Çünkü klasik kötü adama challengeable bir şey vermişler yani hani bir background falan. Oralardan yürümeye çalışmışlar. Ama rahmetli ne iyi oynamış yani. Yine de en inandırıcı ve en oyunculuk olan şey o yani. Raul Julia bence zamanının Javier Bardem'i gibi bir oyuncu. Badem benim için böyle yakışıklı. Herif hem yakışıklı hem enteresan suratlı hem iyi oyuncu. Burada bile diğerlerinden daha iyi oyuncu olduğunu görebiliyoruz hemen. Yani çok işte yüzeysel olduğu için yani ne bileyim. Diğerlerinden dedim yani zaten. Ya oyunculuğu iyi adamım canım şimdi. Kötü demedik ya. O herif gerçekten hani efsane bir oyuncu. Bir sürü çok enteresan film falan var. Ve de işte bu film sırasında sanırım çekim sırasında böyle ölümcül hastalığa yakalanıyor ediyor filan. Adamın son filmi bu oluyor yani. Çok evet ya. Yani. Şey. Sonunda da zaten yazıyor işte in memory. Tabii onun memory'si falan demişler. Yani çok güzel filmleri var adamın. Bakın ama işte bu en güzel, en kötü film maalesef görmeden önce. En güzel şeylerden biri Bizon'un kostümü bence. Yani evet, kostümü. Oyunluğa uygunluk açısından 10 numara. Cheesy olmaması açısından 10 numara. Tabii bence kostüm havalı gözüküyor. Çok havalı yani. Bir de hani böyle gidiyor odasında böyle giyindiği bir sekans tabii. Var ya. Ben filmin en izlenebilir sahnesi de o bu arada. Oyundan filme aktarma açısından işte yaptıkları bir sadakat o uçan platformu gibi bir şey. Evet. Öyle bir şey oyunda da vardı. Evet, kendi de uçuyor zaten. Şöyle platformu da vardı işte ama. Kendi uçmalı platformu anımsamıyorum. Ya onu böyle çağırabiliyordu sanki falan gibi böyle özel hareketi oluyordu. Bir şey oluyordu. Bak. Uçabiliyordu şöyle. Daha doğrusu bir haritada oluyordu. Kendi şeyinde savaşınca, kendi yerinde savaşınca ona çıkabiliyordu falan mı oluyordu, bir şey oluyordu. Tabii çok onu net hatırlamamakla birlikte şunu fark etti. Uçabilme olayını ve şu olayını rasyonelize etmişler. Ve de Allah cezalarını vermiş. Yani abi şimdi bak. Ya bir şey söyleyeceğim ama arayıp da bulamadığın şey. Ya ben nasıl rasyonelize ettiklerine gülüyorum. Yani yere düşmüş bilgisayarın üstüne devrilince uçma gücü geliyor adama yani. Olan bu biraz elektrik çarpılıyor. Hayır şöyle oluyor. Şunu demek istiyorum. Birincisi rasyonize ettikleri bu adam hani birinci round ölüyor, ikinci roundda nasıl geri geliyor? Evet, çok böyle gözle görülür bir kalp masajı falan anladın mı? Hani, o çok uyduruk çok ya. Çok uyduruk ama abi bayağı bir açıklama o yani beğenmeyebilirsin ama açıklama. Geliyor bir de diyor ki niye nasıl uçuyor bu adam? Hani diyor bizim anti bilmem nelerimiz var ya o benim ayağımın altında da var. Pezevenk niye ilk dövüşte yoktu? Hani soru o bence yani. Yok şimdi elektrikle onu manipüle edebilir hale geldi falan herhalde. Ya abi şimdi 1960'larda demişler ki örümcek ısırıyor adamı ve örümcek adama dönüşüyor. Bu mantalite 2000'lere falan böyle Dark Knight filmine falan kadar sinemada en azından yıkılmadı pek. Hani böyle oradan buradan rastgele yani çok olmayacak yöntemlerle bir süper güce sahip olmak geleneği vardı. Bu filmde bunu kullanmışlar. Bu filmde bunun hırzına geçmişler yani. Çünkü Bison hakikaten bir kaza alıyor uçmuş şey. Sadece o da değil mesela. Dalsım karakterimiz. O da sonra bir kazalar oluyor. Onun da böyle elleri elektrikleniyor filan. Hani o belli ki Dalsım'ın da eli uzayabilir. Evet. Uzasaydı böyle olurdu. Falan. Bianca teknolojisi zaten baş başına bir gizem yani. Aman tanrım. Yani beyin yıkama artı hani o beyni yıkadıkça bir yandan kas kütlesi %27 arttı falan diyorlar. Abi ona sıvı veriyorlar. Sıvı veriyorlar. Yeşil sıvı veriyorlar. Slime veriyorlar. Bunlar fringe tarzı ama Fringe'deki gibi açıklama gereği ihtiyacı duyulmayan teknolojiler. Sen zihinle ilgileniyorsun. Bir de kasla ilgilenen doktorlar var. Bir de onlar geliyor. Tabii. Dawson bu arada Indian. Burada da bir Indian. Ama iyi yapmışlar. İyi miydi kötü müydü bilemiyorum. Dawson'ın da işte senin dediğin gibi o saçma sapan şeyler olduğunda kıyafeti de normal Dawson kıyafetle dönüyor. Ve saçından oluyor. Ve neymiş biliyor musunuz? Bak rasyonelize etmeye bakın. Şimdi yönetmenin harikaları. Şimdi normalde Dalsım'ın buralarında zincir var buraya bağlanan. Evet, tabii. Meğerse o aslında orada esir olduğu için öyle. Tabii. Güzel. Okey. Ama nasıl kel oluyor abi? Saçını nasıl açıklıyor? Ya saçının açıklamasını da yönetmen nasıl yapmış? Saçı... Ona patlamada tamamen saçı yandı mı yani? Şöyle bak. Ya da bile yarası yok, anladın mı yani? Oluyor. Çok güzel ki. Ben Hindistanlı işte biyolojiden mi anlayan? Evet. Yok veya zihinden yani anlayan işte hepsi bilim adamıyım. Kaçırıldım, buraya geldim. Burada insanlık dışı kendi ahlak anlayışıma ters deneylere katıldım zorla, silah zoruyla. Sonra laboratuvarda patlama oldu. Patlama sırasında ellerime elektrik çarptı. Galiba ellerimi artık 3-4 katına çıkararak ilerideki birisine yumruk atabileceğim. Hazır böyle olmuşken bu zincirleri de hiç çıkarmayayım. Bunlar da benim aksiyonumun bir parçası olsun. Madem Hint fakirine benzedim, saçımı da tıraş edeyim, böyle gezeyim bundan sonra. Kararı veren bir tip bütün bu krizin ortasında. Kesinlikle öyle. Ve keşke şey de görseydik bir yerde böyle işte ayna boşama aşağı gidiyor, böyle saçlar kesilmiş belli ki, sonra dalsın falan, anladın mı? Yani hiçbir açıklama yok ya. Yani adam bir sürü kel çıkıyor yani. Bence filmin en büyük twist'i bu yani. Dalsın nasıl kel oldu falan. Dalsın'dan Blanka'ya geçtiniz. Hadi ben de geçeyim. Blanka yanlış hatırlamıyorsam sonunda gerçekten, ama bunun bizon mu değil mi emin değilim çünkü çok oldu bitirmeyle oyunları. Hani bir kardeşi geliyordu onun. Brother'ı geliyordu. Sarılıyordu ona. Ne oldu sana işte diyordu. Ve bir işte mutasyona uğradığı işte bilmem ne sonucu anlaşılıyordu diye hatırlıyorum. Ben hiç hatırlamıyorum bunları. Yani tek yapabildiğim şey bu filmde Bianca aslında filmin çok önemli bir karakteri şey olarak. Çünkü Mr. Bison aslında bir sürü Bianca'lardan oluşan bir ordu yapıp dünyayı ele geçirmek istiyor falan. Evet. Fakat bu konu kaynıyor yani, ne bileyim böyle Bianca'yı Gail'ın üstüne filan salsaydı, Gail dövüşseydi Bianca'yla, bayağı öyle bir dövüş sahnesi filan olsaydı güzel ve biraz şey olabilirmiş. Hani böyle öyküyü heyecanlandırıcı olabilirmiş ama yani Bianca'yla Dawson çok eşantiyon olarak kalıyorlar öyküde maalesef. Evet ve en özel efekt görebileceğimiz işte durumları yapmamışlar. Özel efekt çok yok filmde. O bütün o işte dövüşleri Raul Julia ve Van Damme sahnesi kadar kısıtlı. Belki bir iki rüyü falan söyleyeceğiz, şimdi geleceğim. Evet, Chun-Li. Chun-Li bayağı başrol. Evet. İkinci rol yani. Tabii. Şey kadını. Ama işte o oyunda promote etmek istedikleri bir karakter olduğu için bu kadar abanmışlar bildiğim kadarıyla. Demeyeceğim. Onun öyküsü biraz daha şey. Ben bir tek Agent May olduğu için kıza coştum. Aynen. Birebir öyküsü olan Chun-Li bu arada. Normalde reporter ama aynı zamanda Çinli ve... Hayır, reporter değil. Ama babasının intikamı için dövüşüyor. Sonunda da babasının mezarında bir posunu görüyoruz. Hatta babasını da Bison'ı öldürmüş oluyor hakikaten. Yani bu böyle birebir neredeyse uyuyor. Bir tek gazeteci kimliği eklemek. Tabii sanırım öyle bir şey yoktu. Min Wang Mei miydi neydi kadıncağızın adı? O kendisi Agents of S.H.I.E.L.D. izlerken oradaki en yani iyinin kötüsü oyuncuydu. En kötü oyuncu gibiydi. Buradaki en iyi oyuncu gibi olması bu filmdeki oyunculuk seviyesini bence açığa çıkartıyor. Ama kız iyi dövüşüyor falan filan. Bu filmde iyi zaten. Bu filmde en çok beğendiğim şey Chun-Li olabilir açıkçası. Evet. Chun-Li ve Şişko arkadaşları. Peki arkadaşlar, Damien Chapeau'nin canlandırdığı Ken ve Brian Mann'in canlandırdığı Ryu'yu birlikte alıyorum. Çünçünkü film bunu birlikte almış. Evet, onlar arasında Ryu biraz daha pushed. Ryu ne iyi bir insan. Evet. Ken biraz daha Amerikalı. Diğeri daha doğulu gibi. Tabii o daha duygusal falan. Yani şimdi hemen size Ken'i anlatmıştım. Ryu'yu da anlattım. Herkesini de anlattım. Okey, buyurun. Ya abi ne saçma. Yani ben onlar hakkında bir film beklerdim. Biraz daha onurlu tipler olmalarını beklerdim ama ikisi de dolandırıcı pezevenk. Bence onlara spin-off çekseler iyi olur abi. Yani Ken ve Ryu'yu tabii başka oyuncu oynasın. Biz artık bilmiyorum. Gerçi Ken'i oynayan çocuk o kadar şey değil. Ama yani Ken'le ne alakası var? Evet, Ken'i bu kadar üçkağıtçı yapmaları çok iyi. Evet yani bunlarla uğraşmam, siktir olup gidiyorum falan gibi. Han Solo gibi bir karakter. Aynen. Bu arada Ken dövüşçü de değil galiba oyuncu olarak. Yani öteki biraz görüyorum da Ken'i hiç yok. Öbürü zaten hep öne rüyü atıyor yani, anladın mı? Ken'in iki sahada falan Hadouken falan var. Bir şey var. Hadouken var. Horyuken var. Ondan nasıl oluyor peki ya? Bunun şeyi de var. O güç nereden geliyor peki? Hadouken o işte. Hadouken şöyle atıyor. Şeyde böyle çat yapıp dönüyorlar ya böyle. O da Horyuken dediği. Evet. Hani onu normal düz yapmış da elinden mavi ışık nasıl çıkıyor adamın? Tamam o yani biraz şey. Hani uzak doğu eğitimi olan insanlar çok üstün seviyelere gelince yapabiliyorlar. Zaten ama hani onu biraz yarım yapmışlar ya, tam oyundaki gibi böyle de uzaktan tabii atmıyor. Tabii yakından patlatıyor. Evet. O böyle key gibi bir şey, hani key strike olur ya, uzakta o keşiş falan filan. Öyle yiyeceksin işte onu. Ya öbürü uçuyor abi, uçuyor öbürü yani, buna mı takılıyorsun? Ama ekipmanla uçuyor ya. Orası karışık ya, yanıyor ayaklarının altı falan yanıyor. Ya biz ona geri dönüyorum, ekipmanla uçuyor dediğine. Ya şu lame sahne nasıl arkadaşlar? O zaman hova dediğimiz bu, durun. Şimdi stealth şey geliyor böyle tekne. Evet. Ondan sonra durun diyor. Özel silahımı kullanacağım diyor. Abi özel silah bayağı bildiğin joystick ve atari. Capcom yani. Aman tamam. Reklamı. İşte yani kimin daha yani yapacağım diye bu kadar evet. Kepaze seçenekler. Arkadaşlar yok. Bununla da bitmiyor. Tekne sahnesi zaten başlı başına yani Bangkok sularında bak, çekilen o şey. Filmin çoğu Tayland'da geçiyor bu arada. Hem bak iki şey var orada. Adam çıkıyor, sallıyor. Bak orada bir gönderme daha var. Hepimiz sallardık ya. Sallıyor oğlum herif resmen. Yani mesela aduket yapmıyor herif. Sallıyor böyle. İki, olan şey de bu. Bir şey çıkıyor. Tırrrt tarıyor. Başka bir şey çıkıyor. Tırrrt tarıyor. Bu yani, anladın mı? Hani gizli silahım falan. Oha yani. Gizli silahın bir yankı olması gerekiyordu. Yani buna rağmen de patlatıyor tekneyi. Evet. Ne sik bir planmış bu arada yani, gayetlerin planı. Capcom şey demiş, ben demiş bu filme para veririm, bir şartım var. Nedir? Atari satıyorum ben. Benim olayım bu. O yüzden bir yerde karakterlerimizin birinin Atari oynadığını rasyonize edin demiş. Bence bu tam bir müşteri şeyi gibi duruyor yani. Müşteri briefi gibi çok duruyor. Çok kötü bir brief vermiş. Bizim çok kötü bir fikrimiz var, hazır mısınız? Evet, Kyla Minogue neden oynuyor bu filmde hiç fikrim yoktu. Artık var çünkü Van Damme'ın sevgilisiymiş o dönemde. Evet. Yani işte Cammy tip o, ama Avustralyalı falan hakikaten Cammy galiba. O açıdan da Avustralyalı bir oyuncu olarak Kyla Minogue'ye gitmişler. O zamanlar meşhurdu Kyla Minogue. Tabii şey vardı yani. Bu kadar meşhur yani. O bir dönem vardı ya, çok meşhur oldu. O kadar meşhur. Bundan 5 yıl sonra falan işte. Evet. Evet. 2000 başında falan. Avustralya düzeyinde meşhurdur belki. Cammy'yi şeyden emin değilim. Cammy Street Fighter'ın ana kastında olmayan karakterlerden bir tanesi. Sonradan eklenen. Bence filmden dolayı sonra çıkmış olabilir. Ama ben galiba yani şimdi 91 falandı yani. Bu 94'te şey olabilir. Cammy'nin falan olduğu bir oyunda olabilir. Çünkü çok böyle hani gerek yok, anladın mı, karakter eklemeye, Cammy gibi abi bir sürü karakter var kullanabileceğin. O filmde hepimizin işte ufaktan o çağlarda, o yıllarda filmlerin, öyle hele aksiyon filmlerin olmazsa olmazı bir aşk ilişkisinin bu filmdeki yerini doldurmak için olan bir tip. Yani öyle ciddi bir aşk falan yok Van Damme'la aralarında, öpüşmüyorlar bile tabii ki ama işte hani Van Damme'ın ölmediğini görünce ağıt yakmasından falan anlıyoruz ki Van Damme gayet düşük, ne denir? Yanık. Yanmış, kendisi. Yanıyor. Van Damme'sa oralı değil. Kullanıyor kadını, parmağında oynatıyor. Pek hoş değil yani Van Damme'ın. Umut vermemesi lazım Van Damme'ın. Evet. Van Damme'ın böyle iyi bilir bu friendzone mevzularını. Böyle friendzone'da insanı şey yapmayacaksın. Ama hiç öpüşme bile yok bu filmde. Kyla Minogue bile olsan friendzone'a girebilirsin. Bundan bu ders çıkıyor. Ve ben filmin komik relieflerinden bir tanesi Zangief. Bazılarının Zangief dediği. Ben Zangief derim. Ve işte benim Zangief dediğim Rus karakter. Ne diyorsunuz abi? Bir anda çok iyi oluyor ve aklanıyor. Onun yüzünden insanlar ölüyor ve hiç iplenmiyor yani. Savaş suçu diye bir şey kesinlikle yok. Sen de gel. Son anda iyi kalpli olduğunu kanıtladın bize. Hadi poz verelim. Hua! Falan yapıyorlar ya sonunda. O hele cringe job. Yani o poz biliyorsunuz hepsinin yeni pozu. Ama ben Zangief'in komiklik düzeyine gayet komik buldum. Gülüyorum yani. Böyle gayet hani televizyonu kapatın o zaman falan demesi. Yani Mr. Bison kötü biri mi falan filan tarzı. Bence en komik şey oydu. Onun dışındaki komiklik yapılmaya çalışan şeylerin hepsi cringe festival'dı. Yine birazcık tebessüm ettirebilen bu adam vardı. Bence yani. De katılıyorum. Kenya Sawada var arkadaşlar. Kaptan Sawada olan biri. Bilmiyorum yine sonradan eklenmiş mi ama orijinal kasta yok. Hatırlamayacaksınız bile. Onu Ruyu'yu oynasın diye getirmişler ama sonra öbür herif olmuş. İngilizcesi yokmuş o adamın doğru düzgün. Bir tane karakter var ya böyle Van Damme'ın adamlarından uzakta olduğu bir tip. Hatırlıyor helal. Kaptan Sawada sonra bilgisayar oyunlarına aktarılmış bu filmler. Ben de bu Kyla Minogue'un yanında bir adam daha var, o mu? Evet bir sahnede Japonca konuşuyorlar birileriyle falan filan o. Yani işte önemli değil zaten yani. Bu kadar çok karakter olduğu filmde neden bir karakter daha koyuyorsun? Yok yani? Ya o kadının yanında aki adam Amerikalı bir tane daha herif var. Bir tane uzak doğulu var işte biriyle Japonca konuşuyor, kız da hayır diyor. Japonca evet demek olabiliyor. İşte Chanli'nin ekürisine geldik. Yine komik rıdıflardan bir tanesi. İkisini bir alıyorum. Balrog ve Honda. Ama onları... Balrog'un saçı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Nesi var ya saçında? Böyle üçgen yani işte. Ha, oyundaki gibi ya. Oyundaki gibi yapmışlar adamcağız. İkisi de birer kere hareketini yapıyor. Abi. Honda'nın çıkıtı var. Balrog'da böyle bir tane yapıyor. Pahat diye. Balrog boks eldivenleri nereden buluyor? İstanbul'u soracaktım ya. Nereden çıkıyor abi? Nereden çıkıyor ya bırakın. Bir kere sadece boks eldiven ya boks kostümü falan. Evet yani nerede? Yani bütün full kostüm buluyorlar. İçeri rehin olarak götürüyorlar. Köşede bir yerde bir dolapta boks kostümleri. Peki benim başka bir sorum var. Boks eldivenini niye kullanıyor? Değil mi? Boks eldiveni daha az zarar veren bir şey yani. Değil mi yani? Allah Allah. Çok enteresan. Çok kötü ya. Çok kötü. Honda'nın küçükken izlediğimde aklımda kalan sahnesi ona böyle işkence yaptıklarında hiçbir şey tınlamamasıydı. Sonra böyle karizma bir cevap. Şimdi izledim. Ne lan sahneymiş işte karizma falan da değilmiş. Benim aklımda... duruyor. Ondan sonra da zaten canı yanıyor. Ay abi çok kötü olmuş. Evet, bir de böyle bir sahne var. Onların arasında bromance var. Honda ile başka bir bromance. Yani yiyişmeye başlayacaklar gibi aslında. Film bromance dolu bu arada. Evet. Kalbi duyuyor. Ben Honda'nın sahnesi aklımda kalmıştı. Honda minibüste iniyor, minibüs böyle sallanıyor falan. Hani o bana çok abartı gelmişti ama sonra yaşlanınca fark ettim ki mümkün, ben de yapabiliyorum böyle şeyler. Honda'nın da gördük değil mi bunu? Yani. Tabii. Hawaii'nin sumocuymuş. Honda çok Hawaii'nin bir tip ki bu arada şeyle de bakalım. Hawaii canım burada. Peter Nevitt. Normalde Japon olması gerekiyor. Evet, Japon. Neyse. Edmund Honda değil mi? Honda'ydı bu da. Aynen. Honda. Şimdi Let's Get Ready to Rumble'ların araya sıkıştırmaları var. Hiç biliyor musun? Farkında mısınız bunu? Ya. Saçma müziklerde falan var. Evet. Farkındayım. Çok kötü. Kötü ama aynı şeyi Mortal Kombat'ta yaptı yani. Lütfen şey yapmayalım. Mortal Kombat'ın da kötü yanı bu zaten. Bir de işte bir başka kötümüz daha var biliyorsunuz. Onlar da sonradan yine son dakika iyi oluyorlar. İyi olmuyorlar da onlar iyi olmuyor. Vega ve Sagat. Vega ölüyor gibi oluyor sanki. Değil mi? Çok emin değilim. Buluyorlar en son. Para buluyorlar. Meğerse şeymiş. T-Hawk o da. Onu da girelim. DJ. Özür dilerim. Affedersin. DJ yani Mikael. O şeymiş. Falan. Ben bilmiyorum mesela. O da sonra bilgisayar oyunlarında olan bir karaktermiş. Tabii o da var. Hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Olabilir. Bilmiyorum. Olabilir. Sagat böyle yeraltı bir tipi vardı. O oyunda da var. Zaten son dövüştüğün 4 kötülerden ilki Vega'ydı hatta. İlki Balrog'du hatırlarsanız. Burada iyi yapmışlar Balrog'u. İkincisi Vega'ydı. Evet. Üçüncüsü Sagat'tı. En son Bison'la dövüşüyordun. Evet, bunların hepsi kötüyken bir tek şeyi kayırmışlar işte. Amerikalı Balrog olduğu için herhalde. Balrog'u kayırmışlar. Veya o kötü olsa tek kötü zencisi olacaktı filmin diye. Belki istemediler bilmiyorum. Sagat bence bayağı iyi. Sagat Bison'dan falan daha seviyeli. İnandırıcı şey. Yani. İnandırıcı yani. Yani oyuncu olarak Raul Julia tamam o ayrı da biraz ama parama bakarım falan yani. Evet yani bu lazım. Sen benimle taşak mı geçiyorsun sahnesi. Yani kendi paraları. Güzel. Ondan ya sonra... ben Sagat'ı tutuyorum yani. Sagat'ın story arkı bu senaryo içerisindeki en tutarlı ve en gerçekçi olduğu için evet. Ben de Sagat'ı beğendim. Yani Vega denmez işte. Vega işte onun dövüşçü adamı. Neden tırnaklı şeyle gezdiğine dair pek bir açıklama yok. Tabii böyle bir şey geziyor. Ama nasıl ona çok jön davranıyorlar. Aynen. Aslında bu maskenin altında. Vega'nın şöyle bir şey vardı. Bu çıkardığında maskesini suratını gördüğümüzde bir şey görüyorduk. Yakışıklı suratında bir tırmık izi bir yara görüyorduk. Ona bir gönderme yapılmış. Tek onu hatırlıyorum. Bir de işte onun yani birçok easter egg olarak çok fazla şey var. İşte Sagat'ın normalde dövüş arenasının arkasında olan bir heykel, altın heykeli bilmem nerede görüyoruz falan gibi şeyler var böyle easter egg'ler ama bir tek Vega'nın neredeyse birebir dövüş sahnesini koymuşlar. Çünkü dövüşçü olduğu için orada üstten para kazandıktır bayağı. İkinci roundda teller inerdi hatırlarsanız. Tabii. Yapması için. Ona do derdik hatırlıyor musunuz? Çıkıyordu diye atlıyordu aşağı böyle. Jön gibi. O da eleştirdiğin en tutarlı iki karakter. Ben Vega'yı seçerdim hep küçükken. Ama hiç beceremezdim oynamayı. Yani çünkü elinde bir alet var abi. İnsan otomatik ben de seçerdim. Ona yöneliyor yani. Bir şeyle vuruyorsun. Daha mantıklı geliyor yani. Anladın mı? Wolverine. Peki siz kepazelerini hatırlıyor musunuz? Bunu araya parantez olarak sokacağım. Hani televizyonda Street Fighter oynanıyordu ya. Hani telefonla arıyordu. Evet. Telefonla millet basıyordu falan filan. Orada işin kolayına kaçmak adına herkes hep Dals'ı mı seçiyordu? Bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Şerminatör müydü o ya programın ismi? Ben hep öyle hatırlıyorum. Böyle kendine güvenen atari salonları gidiklisi birisi Ken'i seçmişti mesela ama telefonla zor oluyor diye becerememişti falan hiç. Dawson'la böyle kolluyordu. Uzaktan yumruk atıp da spamliyordun yani böyle deli gibi. Herkes hep Dawson seçiyordu. Ne boktan bir program olmuştu o yüzden. Evet ya çok korkunçmuş yani. Ben hiç hatırlamıyorum bile bak düşün. Şimdi benim değinmediğim galiba bir tane karakter vardı. Onun da ismini geçirdim. T-Hawk. T-Hawk da silik yine ikinci. T-Hawk hangisi ya? T-Hawk şeylerde var. Gail'in askerlerinde bir tane var. O uzak doğulu olmayan hafif daha kızılderili gibi olan var ya bir tane. Şeyin yanındaki işte. Ya, benim değil mi bahsettiğim? Ben onu hiç hatırlamıyorum valla. İşte kızın yanında falan. Kızın yanındaki şey. Yani. T-Hawk değil. Yok. Kızın yanındaki Kaptan Savaga asıl yanındaki. O bir uzak doğulu. Uzak doğulu olan yani. Bir de uzak doğulu olmayan adam var işte. İşte aynen o. Var yani o da işte yeni ondan şeyde olduğu bilmiyorum. İçin ben de bilmiyorum ama mesela Vega'nın falan sonunu hatırlamıyorum bitince ne oluyordu neyse velhasıl bütün karakterler toplam 16 tane karakter kullanılmış eğer bunların şeyi adını sen ver bakayım şöyle bir sayayım bir dakika 1 2 3 4 bu 16 karakterin 12'si zaten oyundaki bütün karakterler. Street Fighter 2'deki. 4 tanesi ya şunu emin değilim. Bakın lütfen film için eklenmiş. Sonradan oyuna koymuşlar ya da oyun çıkmış bunları da eklemişler. Bilmiyorum. Ama sonraki oyunlarda 4'ü de var. Yani adamlar bütün Street Fighter karakterlerini kullanarak 1,5 saatlik film. Hiç senaryosu olmayan bir oyuna evet. Senaryo yazmışlar aslında. Evet. Ve ne kadar kötü olmuş. Evet, yani çok kaçınılmaz bir kötülük var aslında burada bence. Yani bu kassalar belki güzel bir şey çıkarmış. Yok, çok bir dönemine denk gelmiş abi Hollywood'un. Yani bu tarz filmler yapıyoruz, parasına basıyoruz, gerisine karışmıyoruz böyle. Düz aksiyon filmi yani hakikaten birçok aksiyon yıldızının öyle çok filmi vardı o zaman yani. Bazıları çok kaliteli, güzel, klasikleşen kült şeylere dönüşüyordu işte ne bileyim Arnold Schwarzenegger'in Predator'ı gibi. Ya da yine Arnold Schwarzenegger'in Komandosu gibi böyle yani bok gibi gereksiz. Bir tane adamın milyarlarca adama kurşun sıktığı falan hani çizlikte aksiyon filmi. Bu da onlardan biri gibi olmuş yani. Doğru düzgün mantıklı bir tarafı yok birçok kısmının işte ne bileyim. Yani herifi yani zaten hani küçükken o kadar da palavra gelmemişti bana ama ben en çok Van Damme'ın bir işte Birleşmiş Milletler veya NATO benzeri kuruluşun askeri olarak büyük yerden gelen emri yırtıp atıp kafasına göre gidebilmesi bana çok geliyor filmde. Yani ne yazıyorsun, kime yazıyorsun, ne için yazıyorsun bu öykü yani anladın mı? Gerçek hayatta buna benzer bir şey hiç olmuyor gerçekten. Sana katılıyorum. Filmde bir de şöyle bir şey hissettim. Siz hissettiniz bilmiyorum. Şimdi o zamanların da böyle şeyi. Şimdi 1980'lerde işte Soğuk Savaş dönemi Amerikan filmlerinde böyle Rus yani komünist lidere gömmece zaten alıştığımız bir şeydir ama çoğu böyle düzeyli falan yapılır. Bu tip bir filme zorlama bir işte zaten bu herif de sosyalist bir diktatör gibi bir şeyi var hani kostümüyle falan öyle bir hava yaratıyor. Bir de bir yerde bir şey söylüyor galiba. Bir tam hatırlamıyorum. Ama sosyalist bir diktatör diyorsun da herif binalar dikip AVM'ler yapmak para istiyor. Kendine yani. Üstünde suratı olan para falan basıyor. İşte evet ama yani işte aslında Stalin vesaire gibi tipler de böyle AVM basıyor demiyorum da biraz daha diktatör olarak tarihe geçmiş. Ama bunu hani bütün işte eğer bir lider sosyalistse işte biz de Amerikan freedomcı adamlar olarak Yoda Kyle temsil ediyor zaten onda. Evet, Kyle. Hani biz de biraz böyleyiz şeklinde böyle bir bence havada kalan, lüzumsuz, daha doğrusu komik kaçan böyle filmde olduğu için bir hava sezdim. Şimdi küçük beyinleri, şimdi biz o zaman kaç yaşındayız bak, 94 senesi. Kapitalizmle yıkıyorlar. Ya küçük beyinlere böyle mesajlar gidiyor abi neticede. Bence doğru. Çok kötü mesajlar bunlar yani. Canım. Yani böyle sen sonra Che Guevara'ya görüp aha bu da Mr. Bison gibi bir şey diyeceksin mesela. Evet aynen öyle. Şey. Kesinlikle. Filmin adı Street Fighter. Filmin adı bu Street Fighter yani evet. Tekil falan evet. İsim. Ve filmde kesinlikle herhangi bir sokak dövüşü gibi bir şey yok. Yok. Zaten öyle bir şey de yok mesela hani. Türkler bu konuda çok güzel bir adım atmış ve demişler ki bu filmin adını hani normalde değiştirir ve nefret ederiz ya. Bu sefer mantıklı. Son Savaş demiş. Allah Allah. Sokak dövüşçüsü değil mi bunun Türkçesi? Son Savaş diye geçiyor. IMDb. Ben o zaman Street Fighter dediğim için Son Savaş'ı ya görmezden geldim ya da sonradan yaptıkları bir şey bu. Hiç duymamışım bile. Ben de hiç duymamışım. Son Savaş. Son Savaş. Son Savaş filmi daha okey. Tabii canım yani. Biraz iddialı yani. Bu boktan askeri operasyon dünyadaki bütün savaşları bitirecek Son Savaş mı yani? Tabii tabii abi. Mr. Bison'ın bütün savaşların babasıdır. Bir arkan olacak bu savaş. Ömercan sen o tekniği görmedin galiba. Tekniği. Tekne. Siyah tekniği görmedin mi? Oğlum ya bir de böyle bir siyah tekne yapmışlar. Hani var ya bir kötü abi. Hulk Hogan'ın filmi miydi o? Siyah tekne böyle karizmatik bir tekne vardı. Onunla artistlikler falan. Hani bu filmde o da var anladın mı? Yani böyle her şeyden biraz var böyle. Her bu böyle aksiyon janrasından koyalım kafası inanılmaz filmi kötüleştiriyor. Şey nasıldı? Evet, başka bir şey varsa toplantıyı bitiriyorum falan. Hani öyle bir sahne var ya. Nereden geldiği belli olmayan adam bir de anladın mı? O adam da aşçı mı ne bir şey geliyor. Yani önce bir emir ver, alın şunu işte mahpusu atın, sorgularız biraz sonra falan de. Yani işin gücün artistlik yapmak. Ondan sonra adam nereden çıkıyor geliyor? Bilmiyorum. Ondan sonra tabii ki Kemi buna yanar. Tabii ki Kemi akşamları Van Damme'ı düşünür. Yani böyle davranırsan Van Damme azıcık sen de şey yapman lazım ya. Biraz yani adam insan olman lazım. Katılıyorum. İnsan erkek olmuşsun ama adam olamamışsın ondan. Ooo. Efendim bu Street Fighter'ın bir de sonradan 2009 senesinde hiç izlemediğim, bu filmi araştırmadan da hiç haberim dahi olmayan. Şimdi baktığımız. Evet evet. Street Fighter Çanlı Efsanesi diye bir şey gelmiş. Hatta araştırmalarımıza göre bu Van Damme'a yine teklif edilmiş ama Van Damme geri çevirmiş 2009'da rolü. Bence harika bir filmdir. Çünkü Liu Kang'i oynayan çocuk oynuyormuş o filmde. Vay. Oo, oradan. Ama o filmde büyük ihtimalle birçok Street Fighter karakteri yok bu sefer. Yani böyle Chun Li'nin kendi macerası falan. Daha iyi olabilir o yüzden sırf şey olarak. En azından zorlama ensemble ekip yok yani anladın mı? Yani biraz daha iyi olabilir demek isterdim ama meta skoru 17. Bu film mesela 3,9'du IMDb puanı, o 3,7 falan ve hani ilk başta Street Fighter sevenler çocuk olduğu için büyük ihtimalle hastat da kırmış, bu hastat da yapamamış evet. Yani hiç ama daha iyi film olsun, daha orijinal olsun diye çekilmiş bir film işte bu da. Yazık olmuş ya. Tekken'in filmi var mı? Bilmiyorum. Belki böyle bizim bilmediğimiz bir uzak doğu televizyon filmi falan gibi şeyler olabilir. Sinema severler 90'larda çıkan hadi bu oyunu film yapalım furyasının son halkası olan Mario'yu haftaya konuşacağız. Filmin adı ne ki aslında? Filmin adı Mario Kardeşler olabilir. Mario Süper Bros. Mario Kardeşler. Okay. Süper Mario Bros. Bakalım o bu oyun furyasının en iyi filmlerinden mi yoksa en kötü filmlerinden mi yoksa, karar vereceğiz. Yoksa en çirkin filmlerinden mi? Street Fighter içinde oynamanızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi kötü çirkin. Evet. Aha da şurada tekrardan biliyorsunuz yalnız. Abi iyi çıkıyormuş değil mi? Full. En sevdiğim film. Oha! Hayatı ilk yapar hayatımı değiştirdi. Bir gün Street Fighter'ı izledim falan diye. Hayır, oluyor. Abone sayısı 120'ye düşüyor. 120.000'e düşüyor falan. Sana hataya geliyor. Street Fighter'a bok attık diye. Oha! 80.000 kişi. Evet evet. Yürüyüp gidiyorlar. Kapıda Van Damme bitiyor. Siz ne diyorsunuz lan diyor. Kaaa diye. Çakıyor suratını. Kapıda Van Damme bitiyorsa yeniden 200.000 oluruz. Hatta milyonlar oluruz. Doğru.